season. So it's temple kind of? Yeah. Yeah. Like that. Thiruvannagar வந்து இங்க தோண்டும்போது actually ஒரு பிளேயர் கிடைக்கும் அப்பல. பெரிசிஸ் பிளேயர் 12 அடிக்கு. Actually மண்டபம் தான் சாமி கிடையாது. மண்டபம். Bak restoran kapısını bile boyamışlar. Buraya giriyoruz hadi bakalım. Yemek yiyeceğiz. You like Italy? Okay. Bu Italy, bu puri, dosa, dosa. Dosa böyle crispy. Onda. What? Onda. Onda var para ya. What is it? Onion. 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 Let's try. Oh. This is good. What? Go like Marathi. Do some. We have to try your stomach grow. We have to taste lot of dishes today night. Tonight? Okay. Let's have it. Böyle. Yani dosayı ben çok sevmedim. Puri fena değil, bizim pişi gibi. Etli de itli. Ekmek içi gibi. Yani bilemedim. Fena değil. Kokonat. And tomato. All same sauce, right? Like dal, tomato, onion, and coconut. Yeah, this is same. So this is Tamil sauce, main basic sauce. Chutneys. Yeah, chutneys. This is main. Always coconut chutney. Yeah. And tomato, onion. Tomato is also same. Yes. Like, and dal. Then this is dal. Okay, all same. So should I mix all? If you want, you can. I actually mix. What? What? You can mix. Yeah. Is it potato? Which one? No, it's rice. It's rice. Tastes like potato. Why? Rice and dal, not potato. It's mashed potato. Ah. Nice tasty. It's really like potato. I think they have some different type of rice to make this like this mashed. Very nice. Bak bu da tabaklar için muz sarıyorlar. Tabaklara böyle muz yaprağı koyuyorlar. Burası Tamil restoran. Bu şey içinmiş ya, eve sipariş verince, eve yollayınca yemek böyle muz yaprağı sarıp veriyorlarmış. Onu açıp tabak olarak kullanıyormuş. Dale Philip, I know. I know. I follow him like last 1 year. She's not even host. What a girl. Should we mix? See what's my name? Oz. Oz. No, it's not. Yeah, Oz, right? Shri Ranjini. Not Tiras. Tras. Tras is English. Trash. 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 Why did you mix? This. I said that. No. Sorry. You're doing great. Did I mix well? Huh? Turkish coffee is best. Yeah. The sambar. Yeah. Abi. Wow. O kadar şey yedik, bak 340 rupiye dedik. Kaç para yapıyor? $4 yapıyor. 4 kişi $4. Kahve, yemek, her şey dahil. This is not that one. This is something different. This is not beaten nut. No, it's like sweet. Like how much is it? 10. You wanna try? I will try. I already tasted the coffee, so... Ah, after coffee is not good. Or white coffee. Bitter leaf? Yeah. What's inside? Some jellies? Jellies. No, we look... Something there. Yemekten sonra da iyi gidiyormuş böyle tatlı tatlı. Da ibolar gare. İtano şumadırız ki randirni o. Enak varın dediğinde stita durna vurdu tititra. Saparı ne yapınlar yani terine doğru. Çok tatlı. Bayağı tatlı. Evet durum böyle. Madurai'de. Şurada ufak ufak tapınaklar var. Bakalım nelermiş. Bak inek var. Böyle tapınak var. Bunlar Shiva, Ganesha. Amca yardımcı oldu. Çok çok bekliyoruz. Abi baksana. Öküzler yolu kapatmış güreşiyor. Ve araba yolu kapalı yani oldu. Baksana orada da var. Bekliyorsun öyle. Niye geçemiyoruz diyorum. Öküzleri beklememiz lazım. Full keçi koyun. Ay şeker kamışının sezonuymuş. O yüzden her yerde şeker kamışı satıyorlar. Burası şeker kamışçıların yeri. They sell like a rope. İnekler için halat satıyorlar bak. İnek yakalamak için. Güzel bir şey yiyorlar orada da, hadi bakalım. Tapınak ileride karşımıza gidiyoruz. Burası da güzel. Bu şehrin en eski tapınaklarından biri. Çıplak abiler var. Sürmeli arkadaşlar var. Gözlerinde sürme var bak buradaki insanların. Şu kardeşimiz, yakışıklı kardeşimiz. Sürmeli sürmeli. Ey yavrum benim. Abi çayını yapıyor. Kahve vereyim, çay içme yahu falan dedi. Dedim ya çay içeceğim. Çay, brother çay. Thank you. Coffee. So this is coffee. This is coffee. And this is chai. Milk. More chai. Thank you. How much all? You can drink, we'll pay. I already paid. I gave 50. Yeah, it should be 30. Okay, thank you brother. This one we can buy this. Buradan da bunu alacağız. Anne. So how about this? Artık Hintliyim ya. Buradakiler de bana sen Pancaplısın oğlum falan diyorlar. 2-3 kelime Hintçe bir şey konuşuyorum, inanıyorlar. Abimiz böyle salatalıkları kızartıyor. Ortam böyle. Bugün festival. O yüzden değil. Hindistan olduğu için karışık. Festivalle alakası yok. Sadece karışık yani. Böyle bir kapı var. Oradan tapınağa gidiyor. Şunlardan yiyeceğiz. Abla da bekliyor. Ablaya uzatıyor. Birlikte yiyecekler. Aa, bu muzmuş lan. It's banana, not cucumber. I was saying it's cucumber. I told raw banana. Raw banana, okay. Raw banana. Bu da bana. Çiğ muzmuş ya. Ne? Aptal burun. Nasıl bilin? Sorry. Bunu ya. Abi ezdim. Üzüldü. Böyle abi alıyor muzları, bandırıyor bir sosa, oradan çıkartıyor. Böyle yiyorlar, güzel. Ana rolünde var ya. Çay. Rambo. Garam çay. Mama. Good. Can I? Oh, did you? Çok sıcak yiyemiyoruz. Çiğ muz. Taze. Spicy sos. Önce bir sosun tadına bakalım. Acı. Güzel. Güzel lan. Bayağı güzel. Abi su koydu biraz. Biraz sos. Pul biber. Karışımını yapıyor. Yediğim şey tam olarak bu. Elini de burada yıkan. No, how much? $21? I don't have one. Brother, 1 rupee discount. Okay, thank you. Böyle abimiz karışımını yapıyor. İnsanlar yiyor. Hayat bu şekilde burada. Bunlar da tapınakla alakalı bir şeyler satıyorlar. Güzel. Böyle giriyoruz, abimiz çıplak. Burada abimiz, ablamız, abi değil abla. Çiçek satıyor. Tapınak yolu. Satıcılar, kumaş, kıyafet. Pritvi. Birçok insan çıplak. Çıplaklık ön planda. Aa, böyle mandala tarzı şeyler var. Kolayca yapmak için bak, tepsi eliyorsun, boyanı yapıyorsun. Evinin önüne sanatını. This is good. Simple. Evet, Madurai'nin en eski tapınağı bu. 2000 yıllık falan diyorlar. Tabii net olarak bilinmiyor bu tapınakların. Kimi 2000 yıllı 6000 yıl arası falan diyen var. Baksana böyle tapınak detayları. Acayip dehşet. Ama restore ediliyor tabii yani, o zamandan bu zamana gelmesi zor. 2000-6000 yıl arası böyle bir skala. Düşünün yani. O kadar bilinmez. Ama şehir yani 10.000 yıllık falan diyorlar şehre ya. Buralı çocuk dedi. 10.000 yıllık falan dedi bu şehir. Bu şekilde meydanına geldik. İçeride kamera falan yasak diyorlar da bakalım nasıl olacak. Polisler kontrol ediyor böyle. Buradan boya alıyor abilerimiz. Alımlarına sürüyorlar. İçerisi böyle bu şekilde. Siri arkadaşlarını bekliyor. Burada bir Brahman abimiz var. Burada bir babamız var. Ne yapıyor? Taşa bakıyor lan. Kokonat var taşta. Abimiz böyle bakıyor. Ayakkabısını çıkarmış. Bu şekilde. Buradaki tek turist ben olabilirim bu arada. Yemin edemem. İspatlayamam. Böyle kalabalık. Bu şekilde. Abilerimiz böyle. Şu Ganesha'nın eskiliğini göstermek istiyorum da. Kokonata bastım ezdim. Ganesha'nın eskiliği böyle. Yok, Ganesha değilmiş o ya. Başka bir şey. Bayağı eski içeride. Tanrılar. Baksana şuraya, atlara bak, eskiliğe bak ya. Tarih yatıyor ya. 10.000 yıllık şehir diyorlar. Ancak Hinduizmin tarihi 4-5.000 yıllık. Yani demek oluyor ki bu topraklarda Hinduizm'den önce de insanlar yaşıyordu. Ya bunlar 2000-6000 yıllık diyorlar. Yani Hinduizmin varlığı dışında da bir topluluk varmış Hindistan'da. Çok eski. We are not like this. Şortla girilmemiş. Then get two towel. Vesti. Okay, let's do it. Şortla girilmiyormuş, bana vesti lazım. Hadi bakalım. Bak abilerin işi burada çiçek yapmak. 7-24 burada çiçek yapıyor. İçeride ne güzel kokuyor lan, açmışlar müzik. Kıt kıt kıt. Hayır. Thank you, thank you brother. And for girl. Always ladies first. So camera is not allowed to, if you pay also. Aha. But still we can. Kamera, telefon sokmak yasak. Şortla girmek yasak. Tipim yasak. Her şey yasak. O yüzden ben giremiyorum. Ben dedim ki siz girin, ben beklerim. Böyle her şeyi teslim ediyorlar. Ayakkabıyı falan da, her şeyi. Çıplak ayak gidiyorlar sonra. Ben de takılacağım böyle. Ne yapayım? Çiçekçi abilerle takılırım. Abi bana çiçek verdi sağ olsun, tatlı abi. Gideyim ona gülücük atayım. Böyle bir mağazaya girdik. Siri çıplak ayak. Ancak tapınağa giremiyor. Sebebi eteği olmaz. Kendine bir pantolon, şal bir şey alacak. Ondan sonra gidecek. Ben böyle, ben girmem. Abi satıyorlar. Bunu aldık, gidiyoruz. Still together. What? You cannot separate. What? Bu şekilde abi mumları yakmış, orada oturuyor. İlginç bir hayat var burada. En eski tapınağı, festival günü. Acayip kalabalık. Pantolonsuz giremiyorsun. Ancak böyle sıyırıp giriyorlar ya, o ilginç. Tabii ki kokonat. Coconut very, very useful for health. Yeah, I know. Fish. Recorded, no? Record. Okay, good. Recording already done, no? Done. It's finished. I record coconut. Come on. Thank you, brother. And one more we need. Böyle. Abi geldi sen niye evli değilsin oğlum falan diyor bana. Dedim değilim arkadaş, zorlama. Kokonatımızı yiyoruz. Ha? Play appear. Play what? Play appear in this. Yeah. Channel. No, of course. Okay, and may I know when you upload this? This one? Yeah. Like it may get late. 1 month later, I think. Okay, let's see. Okay, brother. Okay, fine. Okay, thank you. Nice to meet you. This is 5:34 vlog. Yeah, 5:34. How many days vlog? 2 months. I spent in India, but before India, I traveled 69 countries. Okay. So that's why I have many videos. Okay, fine. And coconut. Okay, brother. Nice to meet you. Take care. Bye bye. Okay. Bye bye. Where are you from? Which part of India? Same. Bihar. Yes, okay. You know, he is also in Nalanda University. Name? No. In Bihar? I didn't go Bihar. In world first university. World first university. Yes. Okay. So you graduate from there. You come and visit there. Okay. So many places. Next time I will. Name? Oz. And yours? I am Ras Bihari. And you? Pandey. Recording. Start. Now everybody know your name. Don't worry. Everybody know your name. Okay. Okay, no problem. Fine. Okay then. Dikhaiye recording. I want soon. Okay. No. I want soon. Hey, this one. How can recording na? Like this. Recording already. Can this song? This recording. Where you put it? YouTube. Yes. Your channel name? Give your phone, I will show you. He's a software engineer in YouTube. 2 arkadaş buldum da biri Bihar'dan. Bihar dediğimiz bölge Hindistan'ın Adana'sı gibi. Biraz böyle kabalar. Bu çocuk da kaba. Niye evlenmiyor oğlum falan yapıyor bana. Ama iyi insanlar. Sadece karakterleri öyle. Geldiler, kaç para kazanıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Niye sen tek başınasın falan diyor bana. Burada bir sürü kız var, bulak sana falan dedi. Dedim yani ne yapacağım oğlum? Takılıyorum işte, böyle geziyorum, ne güzel, rahatım. Bir dahakine diyor kız bul diyor burada. Kızsız olmaz falan diyor. Hepsi evli bu arada bunların. Niye teksin falan diyor. Yani işi böyle game'sine falan getiriyor herhalde, anlamadım. Bu şekilde konuştuk. Kaçtık. Hele buradır. Böyle devam. Tapınak böyle gözüküyor bilmem ama bu tarafı biraz karanlık. Herhalde ışıklı tarafı sağda. 4 tane girişi varmış. Ortasında delikler var. Güneşin doğumu, batımı hep o deliklerden gözüküyormuş. Öyle bir özelliği varmış bu tapınağın. Ama içeri almıyorlar şortla şeyle. Üzücü yani. Kamerayı da sokmuyorlar. Üzücü. Ha, Kuzey Tepesi diye geçiyor. Şarkı türkü var. Şekilde. Burada bir şey var. Abi çocuğunu getirmiş, bebeğini kutsuyor orada. Bu şekilde. İnsanlar sırada. Bayağı sırada yalnız. Şu an 200 kişi falan var. Çocuklarını getirmişler. Demin işte çocukla konuşurken o Biharlı çocukla, ikisi de Biharlıydı bu arada. Ne diledin dedi içeride. Dedim bir şey dilemedim. Yani olay şu, buraya gelip içeride bir şeyler dileyebiliyorsunuz. Yani eş, koca, ne bileyim para, mutluluk, huzur. İçeride diliyorsunuz. Kabul olması tabii tanrılarına kalmış. Ben dedim mutluluk diledim ya. Kapından baktım böyle. Mutluluk diledim. Geçtim. Abi sadece içerisi değil, olay dışarıda da devam ediyor. Yani burada tanrıları görmüş ateş var. Kutsal ateş. Onlarla diğer mumları yakıyorlar. İşte kokonatın İçine falan dökmüşler mumu, yanıyor öyle. Kaseler var. Bu şekilde oradan o külü alıp alınlarına sürüyorlar. Hemen ileride de tanrı var böyle. Tabii ona ulaşamıyorlar. O yüzden ona yakın olan ateşi ve külleri alıp alınlarına sürüyorlar. ellerini böyle yapıyorlar. Bu şekilde. Abi hem giriş imkansız, hem de beni almıyorlar zaten. Baksana ya, kalabalığa bak. Nereye gireyim? Her yerden geliyorlar ya. Sadece şeydi, bir de şu an en yoğun olduğu gün. Festival, hafta sonu bir de. Bugün pazar sanırım, aynen. Bugün pazar. Acayip yani. Ya eşyayı bırakıp gireyim dedim de çok da güvenemedim diyeceğim. Belki kızacağınız. İçeri karman çorman, şu sıraya bak. Şu tellerden insanlar geçmeye çalışıyor. Bizimkiler daha girememiştir yani. Net. Kadın erkek ayrı. Kadınlar sağda. İçeride öten makine var. Tek tek geçiyorlar. Hiçbirinin çantası yok. Arıyorlar içeride. Yani öyle höp diye girmek imkansız. O yüzden boş ver. Videoları kaybetmeyelim. Bu şekilde insanlar aranıyor ve geçiyor. Ayakkabılarını burada bırakan bile var ya. Bak buradakiler de el ele tutuşuyor. Demek ki bu el ele tutuşma Arap Müslüman kültürü değil, Hint kültürü olarak da geçiyor. Bayağı el ele yürüyorlar şu an. İki tane büyük abi. Müslüman değiller bu arada. Tapınak böyle. Ayakkabılara baksana abi, insanlar fırlatmış gitmiş ya. Terlik zaten hepsi. Umarım geri bulabilirler. Çantaları böyle tek paket yapıyorlar. Teslim ediyorlar. Sonra yürüyorlar. Hayat böyle, Hindistan akşamı. Madurai akşamı. Şu şey diyeyim ya, bugün ben şeker kamışı yiyor, bir de ayakkabısını yiyor. Tatlı la, kör olur. Düğüm, halat, şal. Herkes bir şeyler satıyor. Telefon büyüteci. Böyle. Yine pazara döndük. Abi 10 rupiye terlik satıyorlar. O yüzden insanlar fırlatıyor sağa sola. 10 rupiye. Vallahi 10 rupiye. Burada insanlar tapınak çıkışı alışverişlerini yapıyor. Çıplak Hintli erkek çekelim biraz. Siri'ye şey diyorum, biraz seksi Hintli erkek çekeyim, gülüyor. İlginç herhalde yöresellik böyle, tapınağı ziyaret edenlerde. Bugüne özel belki de. Böyle bir şal, bir çanta, gerisi çıplak. İlginç. Çıplak Hintli memeleri. Bunlar Müslüman, ben anlamadım ya. Galiba. Şöyle gidelim birazdan. El ağız yıkama, su içme muhabbeti burada da var. Sonra sıraya giriyorsun. Abi. Evet. Burada çocuk balon şişiriyor. Sıraya baksana abi. Yok böyle bir sıra. Cıbıl abiler sırada. Şu sarıklılar neci lan? Şey. Ayakkabıyla gelip gelip burada fırlatıp devam eden de var. Vallahi bizimkiler buradan girer çıkamaz. Öyle bir yer. Çok fena ya. Ha, orası bitti. Giriyorsun, bir de içeride sıra var. Bak, burası biraz daha aydınlık. Bu şekilde böyle. Bak, kapının açılışı da öğlen 4'ten akşam 9'a kadar. Bir öğle arası var 4 saatlik. Sabah 4.30'dan 12'ye kadar da açık, böyle bu şekilde. Şuradan giriyorlar. Şuradan giriyorlar, buradan çıkıyorlar. İçerisinde böyle. Aa, içerisi daha çok büyük ya. Büyük, bayağı büyük. İçerisi daha fena. Abiler diyor, biz buradan girsek olur mu? Olmaz. Süper ya. Ama var ya, böyle bir mimari yok ya. Üst üste böyle filler, atlar, insanlar, beş kollu tanrılar, Shiva, Ganesha, Krishna, hepsi birbirine girmiş. Böyle bir yapı. Bu yapılar Tamil Nadu'da daha meşhur. Kuzey Hindistan'da bu şekilde pek görmemiştim. Yuh be dayı, Range Rover'la nereye gidiyorsun be? Yemin ediyorum 1 milyon insan içine Range Rover'la girdi adam. Böyle çıkalım biraz buradan. Sakinleşelim. Bir şey içelim, bir yerde oturayım, onları bekleyeyim. Bu arada çantaya baktım da çanta Siri'nin bana verdi, ücret ödememek için. Çantanın içine çocukların cüzdanları, GoPro 8, çocuğun GoPro'su, her şey var. Araba anahtarı, hepsini bana bırakıp gittiler. O yüzden bir soydursam nanay. Bu arada o büyük tapınak tam şehrin ortasında, yani göbeğinde. Şu an biraz dışına doğru çıkıyorum. İsmi Melikşah mıydı lan? Miniş. Adını unuttum. Bakayım. Minakşi. Minakşi Amman diye geçiyor. Godness, yani kadın tanrı. Bayağı da güçlü, önemli bir tanrı Hindular için. Hi brother, sorry I'm shouting. Adam ne bağırıyor lan bu diye döndü baktı. Böyle. Tabii İngilizler burayı da darmadağın etmiş. Burada bir kilise var. Hemen yolun sonunda büyük koca bir kilise var. Bu kiliseler meşhur. İçlerinde 2-3 tane şey var. İnancı kuvvetli Hristiyan abi abla var. Bak, İncil'i de açmışlar buraya. Buradan Tamilce okuyabiliyorsun. Tamil'in kendi dili var bu arada. Tamil Nadu diye. Güvenlik abi. Hint bayrağı gördüm. Ortasına böyle tekerlekli ipli bir şey koymuşlar. Neden acaba? İlginç. Normalde öyle değil Hint bayrağı. Güneyde şavarma yaygın. Buradan alalım bir tane. Şavarma. I go inside. Şavarmamız böyle, bakalım nasıl. Yiyelim. Şavarmamız bu. Telefon kadar. Küçük ama tatlı. Bakalım işlevli mi? Bu arada şavarma bizim dürüm döner bildiğin. Ben bunu 3 lokma da yemezsem götümü. Tatlı lan bu, niye tatlı? Bitti böyle, gelip karşıma oturdular. 3 lokmada şavarma. Gidelim. Şavarmayı yemem 30 saniye falan sürdü. Şu kafede de bir kahve içelim hadi bakalım. Hep önlerine yazmışlar böyle, çizmişler bir şey. Güzel. Tam böyle bir yere geldim. Klima var. Koltuk kırık, bayağı içine göçmüş yani. Menüyü açtım, menü yırttık. Yani nacho falan satıyorlar. Böyle bir yere çöktüm tek başıma bakalım. Bir şey yemeyeceğim ama bir kahve içerim ya. Hristiyan hastanesi hemen burada. Karşıda kilise. Amiz burada bayılmış. Bu şekilde yatıyor. Güzel. Kilise yolu burası. Evet, kilise de bu. Kilise önü dilenciler. İnsanlar fotoğraf çekiyor. Bugün festival, o yüzden her türlü dini kutluyorlar. Her çeşit dinde kutluyorlar diyeyim. Burası bir kilise, gördüğünüz gibi tadilatta, İngilizlerden kalmış. İlginçtir. Bak bahçede falan oturuyorlar, orada bir şeyler yapıyorlar. Buranın Hristiyanları bir de karışık ya. Yani Hinduizmle Hristiyanlığı karıştırıyorlar. Dua etme şekilleri, çiçekleri, mumları falan. Hinduizm tarzı biraz. Hristiyanlık. Abla bu şekilde dua ediyor. Elinde şeker kamışı var. Yemeği var. Burada bir market var. Bir şeyler alıyorlar. Burada bir şeyler satıyor. Burada oturup yiyorlar. Eğlence yani. Yemek ücretsiz bu arada. Aynı yemeği tapınakta da veriyorlar. Kilise içine girmeyeyim. Bak kilisenin önüne de şey çizmişler. Yani dediğim gibi Hristiyanlık burada Hinduizmle karışmış. Girsek mi? Hadi biraz bakalım ya. Ne yapıyorlar? Yemek falan dağıtıyorlar. İnsanlar alıyor. Yiyor. Sırf yemek dağıttıkları için belki de. Şuradan girelim. Yemek sırası. Abi öyle veriyor. Buradan sırayla İnsanlar yiyor, içiyor. Ücretsiz yemek. Neyse kilisedeyiz. Böyle taşıyorlar. Ben kiliseyi festival amaçlı kullanıyorlar. Allah bağırdı korktum ya. Çocuk kel. Burada papazlar kutsuyor kardeşimizi. Bak şeker kamışından şey yapmışlar. Kapı geçit tarzı bir şey. Böyle konuşma bitmiş, şimdi yemek zamanı. Yemekler de böyle dolu dolu burada. Bunları insanlara veriyorlar. Şöyle bir durum var. Bu arada ayakkabıya giriliyor muydu ya? Girdim ama ayakkabı da çıkarıyorlar bazen burada. Şöyle bir durum var. Siri'nin babası mesela, ben sordum hani hangi dine inanıyor? Hindu dedi. Dedim peki nasıl hani? Hindu tapınağına da gider dedi. Camiye de gider dedi. Şeye de gider dedi. Kiliseye de gider dedi. Dedim peki sebep ne yani? Acaba hani yemek falan mı alıyor? Bir çıkarımı var? Niye yani? Yok dedi. Bizim dedi Hindistan'da her dine bir saygı var dedi. Her dine inanma şeyi var dedi. O sebeple dedi İsa, Musa dedi, Müslüman dedi, hepsine saygı gösteriyoruz dedi. Genel Hindulardan bahsediyorum. Bir kesim tabii göstermiyor. O ayrı. Ha, genel olarak gösteriyorlar ya. Benim gördüğüm kardeşçe yaşıyorlar. Yani. Genel Hindistan şeylerinde, bölgelerinde. Kaşmir'de biraz sıkıntı var. O politik. Yani Müslümanlık dini bir şey değil oradaki. Tamamen işte Pakistan benim diyor, Hindistan benim diyor. İki ülkenin dinleri farklı. O yüzden orayı böyle Müslümanlarla Hindular çatışıyor gibi düşünüyoruz ama öyle bir şey yok. Tamamen politik bir bölge orası. Genel Hindistan gayet Müslüman, Hindu, birlikte Hristiyan, bütün dinler kardeşçe yaşıyor. Burada yine İsa'yı yatırmışlar. Bu şekilde. Diyeceğim o ki insanlarda böyle bir inanç açlığı var. Yani bir şeylere inanmam lazım gibi. O yüzden mesela adam, Siri'nin babası hem tapınağa hem kiliseye hem camiye haftada 2-3 yere uğruyormuş yani. Sonra oturuyor diyor. Ya ne yapıyor dedim. Hani namaz mı kılıyor? Ne yapıyor? Yo diyor, gidiyor oturuyor diyor. Yani namaz vakti değil belki ama gidip oturuyor. Burada da mesela oranın şeyini seviyor diye, seviyor diyor. Burada da mesela insanlar tapınak tarzı yerlere girdiği zaman oranın enerjisini almak için böyle hani taşlarına, duvarlarına dokunuyorlar, yerlere dokunuyorlar, öpüyorlar falan. Yani bu dini yerin enerjisine inanıyorlar aslında yani. Bu kadar insanın inancı var, bir şey var demek ki deyip oradan medet umuyorlar. Ama asıl görüş karışık. Yani eski bir Hinduizm var, camiler var, her şey var. Ablamız gayet inançlı, dua ediyor. Bu şekilde yemek sırası. Şuradan kaçalım.